Sizin de üniversitenizin ismini aldığı rahmetli Adnan Menderes başvekilimiz Türkiye'nin NATO'ya Demokrat Parti Türkiye NATO'ya Demokrat Parti'nin azimli, hayırlı ve güven verici dış politikası sayesinde alınmıştır diye bir açıklama yapıyor. Şimdi halbuki evet öyle ama onun bir evveliyatı var. Ondan hiç bahsetmiyor. İsmet Paşa ise kendisini yine belgelerde görüyoruz. 47'den itibaren can siperhane NATO'ya girilsin diye uğraşmasına rağmen şimdi muhalefet yapacak ya. Türkiye NATO'ya alındıktan sonra diyor ki Türkiye'nin güvenliği askeri değil ama belki siyaseten artmış olabilir. Küçümseyerek bir şey söylüyor. Bu bize şunu gösteriyor. Yani aslında perde gerisinde dış politikada yapılan işlerle kamuoyu önünde iktidarın, muhalefetin birbirlerine karşı atışmalar esnasında söyledikleri birbirinden çok farklı olabilir. Ve bugüne kadar muhalefetteyken NATO'ya karşı çıkan, çekiç güce karşı çıkan, iktidara geldikten sonra onu savunan pek çok hükümeti biz işte 40-52'den beri gördük. Hiç kimse bugüne kadar iktidara gelen Türkiye'nin iktidara geldikten sonra Türkiye'nin NATO'dan çıkmasını telaffuz dahi etmedi. Bu da gösteriyor ki hangi siyasal kültürden gelirse gelsin demek ki son tahlilde dezavantajları da olabilir ama son tahlilde Türkiye'nin NATO üyeliği Türkiye'nin büyük kesimleri tarafından olumlu bir gelişme olarak kabul ediliyor. Bana ayırdığınız bu süre için çok teşekkür ediyorum Sayın Başkan. Biraz da iltimas gösterdiğinizin farkındayım. Çok teşekkürler. Bu fırsatı verdiği için tekrar Sayın Rektörümüze ve İktisadi Değer Bilimler Fakültemize teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum. Bu Avrupa Amerika Birleşik Devletleri dengesinden söz edeceğim NATO içerisinde. Günümüzde de ciddi anlamda sorunlar yaratan ve Türkiye'yi de çok yakından ilgilendiren bir sorun biçimi bu. Yani neredeyse öyle bir hale geldik ki dünyanın neresinde ne olsa Türkiye'yi de ilgilendirir hale geldik. Ama bu tarihsel ve kronik olarak ilgilendiren bir süreç. Çağrı Bey anlattı bu kuruluş sırasındaki evreleri 49'lu yıllarda işte 2. Dünya Savaşı'nın hemen arkasında. Aslında Avrupa'nın güvenliğinin sağlanması fikri Avrupa'da oluşuyor. Ve bu Avrupa Birliği'nin neredeyse harçlarından biri bu güvenlik arayışı. Fakat şöyle yanlış bir yerden başlıyor. Başrol oyuncusu bu işin Fransa. Fransa savaş sonrasında inanılmaz bir şekilde güvenlik endişesine kapılıyor. Ve o kadar çok kapılıyor ki herkesten şüphelenir hale geliyor. Şüphelendiklerinin başında Rusya var. Çünkü oranın da yani şu an nasıl ifade edeceğimi bilemiyorum. Ama Fransa'nın Kenan Evren'i diyebileceğimiz De Gaulle var. Lider. De Gaulle şeyden hiç hoşlaşmıyor. Ruslardan çok korkuyor. Bunlar kesinlikle bizi Sovyetleştirir yani bunlara asla güvenilmez diyor. İkincisi Almanlardan hiç hoşlaşmıyor. Bunlar bir palazlandı mı kesinlikle gene gelir Şanzelize'de askerlerini gezdirirler diyor. Fakat ikisinden daha fazla hoşlaşmadığı Amerikalılar. Onlardan fevkalade tedirgin. Fakat güvenlik endişesi de yaşıyor. Çünkü savaştan hırpani bir şekilde çıkmışlar. Başlarına her şey gelebilir derdinde. Savaşta birlikte hırpalandığı, kadim ve aslında çok da güvenilmez bulduğu İngiltere ile işbirliği yapmak istiyor. Ve aslında da bir savunma anlaşması imzalıyorlar. Fakat işte Avrupa'daki, Amerika'daki insanlar diyorlar ki, ya İngiltere ile yeni bir ittifak yaparsanız, Almanya'yı dışarıda bırakırsanız bu Almanya gene agresifleşir. Yani dünya tarihinde iki defa bu işi yaptınız, üçüncü kez yapıyorsunuz. Yani bu inan akıl almaz bir şey. Bunu biraz değiştirin, başka işler yapın. Ve şöyle bir akıl veriliyor tartışmalarda. Veriliyor diyorum çünkü tam emin değilim bu aklın kimden geldiğinden. Rusya'yı dışarıda, Almanya'yı içeride tutacak bir mantıkla bir savunma örgütü yapılacak. Çok tamam diyorlar, öyle yapalım, Almanya'yla da yapalım falan. Bunun anlaşmaları hazırlanıyor. Soruyorlar Amerika Birleşik Devletleri'ne ne yapalım, yapıyoruz bakın. Aman aman iyi diyor, çok güzel yapın da diyor. Bir tane küçük sorununuz var, sizin paranız yok. Çünkü savunma kuruluşları çok yüksek maliyetli kuruluşlardır. Sovyetleri tutacaksınız, Almanya'yı kalkındıracaksınız, savaştan çıkmış bütün Avrupa'nın ordu sistemini yenileyeceksiniz, çok fena para lazım. Üstelik de bombalanmış bu ülkeler, yani harap olmuş. Öyle küçük bir sorununuz var diyor ama hiç üzülmeyin, bende var, Sam amca sizinle. Dolayısıyla siz bunu yapabilirsiniz, parayı da ben sağlayabilirim ama parayı verirsem tabii ki şirketin içinde büyük hissedar olarak yer almak isterim. Bir de benim kardeşim var Kanada,
Onu da yanımıza alalım lütfen, bu bir transatlantik bir şeye dönüşsün diyor. Şimdi para olmayınca tabii Avrupa'da pek ses çıkmıyor doğal olarak. Amerika'ya kimse yok gelme biz sana rağmen bu işi kuracağız diyemiyor. Fransa'da De Gaulle'ün içi ağlaya ağlaya kabul ediliyor bu anlaşmalar. Fakat tabii hazmedemiyor, çok sinirleniyor, yaptığı bir takım konuşmalar var. Yaptığı konuşmalardan bir tanesinde diyor ki Almanlar bizi işgal etti. Bu kadar çok Amerikan askeri yoktu işgal sırasında. Göğe Amerikalılar bizi kurtardı. Bu kurtarılmış halimizsek vay halimize diyor. Çünkü bir bakıyor Paris'te her tarafta Amerikan askerleri dolanıyor, sinirine bozuyor ve bunu bir eleştiri olarak söylüyor. Bu Avrupa-Amerika çekişmesinin ortasında Fransa'nın olduğunu söylemek mümkün. Bu Amerika'nın kendi politikaları doğrultusunda Rusya'nın önüne Avrupa'yı bir tampon olarak koyduğunu, silahları da buraya yığdığını, bir üçüncü dünya savaşı ihtimali varsa bunun gene Avrupa'da yaşanmasını sağlamak için bunu yaptığını sürekli ileri sürmüş bir devlet olarak NATO'nun içerisinde de öyle bir çekişmeye yol açtı. Diyor ki NATO artık öyle büyük büyük ordulara, büyük masraflara falan gerek yok. Ben de tek başıma Amerika'nın diyor kaptan olmasını istemiyorum. Amerika da istemiyor. Bütün paramı buralara saçıyorum ve zor durumdayız diyor. Dolayısıyla görevleri eşitleyeceğiz. Hepimiz biraz taşın altına elimizi koyacağız. Herkes bir miktar daha fazla para verecek. Ama Avrupa'nın da para verecek hali yok zaten. Yani Almanya artık daha nerelere ne versin. O zaman şöyle diyor, herkesin büyük büyük benzer ordular üretmesine, benzer malzemeler üretmesine gerek yok. Akıllı güçler oluşturalım ve bunlar tüm üyeler adına faaliyet gösterebilsin. Bu ileride belki bir gün NATO'nun ortak ordusuna dönüşmesiyle ilgili bir projenin başlangıcı olarak görülebilir. Kağıt üstünde gayet güzel gözükmekle birlikte bu orduların dönüştürülmesi anlamına geliyor ve inanın ki bu da para gerektiriyor. O kadar kolay bir şey değil. Yani daha az masraflı bir şey yapmak için baştan daha fazla para harcamak gerekecek. Bu bir. İkincisi siyaseten devletlerin, hükümetlerin haklarını buna ikna etmesi gerekecek. Ben zannetmiyorum ki Fransızlar, Almanlar bu konuda tam anlamıyla ikna olabilsin. Yunanlılar olabilir, İtalyanlar olabilir ama bu Avrupa Birliği'nin güçlü ülkelerinin bunu çok kabul edeceği kanaatinde değilim. Diğeri genişleme ve başka ülkelerle ittifak kurma projesi. Burada çok lafı uzatmayayım ama Amerika Birleşik şimdiki politikası NATO'nun Rusya ile fevkalade yakınlaşması ve işbirliğinin arttırılması. İşte Rusya açısından ne ölçüde kabul edilebilir, yapılanlar ne kadar buna karşılık geliyor emin olmak kolay değil ama büyük ölçüde arzusunun bu yönde olduğunu hissetmek ve tanımlamak mümkün. Fakat ortadaki sorun şu Avrupa ile ilgili, Avrupa-Rusya ilişkisini bypass ederek bir ilişki sürdürmeyi tercih ediyor. Dolayısıyla bu da gene Almanya başta olmak üzere Amerika Birleşik Devletleri ile NATO içerisinde Rusya ilişkilerinin gerginleşmesine yol açıyor. Üçüncü konu ise NATO'nun bundan sonra sadece askeri önlemlerle değil, diplomatik ve siyasi politikalarla da iş görmesini yaygın hale getirmek. Bu çok akılcı bir politika. Dünya zaten buraya doğru giriyor. Avrupa ile aralarındaki görüş ayrılığı ise bu konuda bir şey yok. Avrupa buna bir şey diyemez de Avrupa şöyle diyor, ya onu ben yapacaktım. NATO askeri politikalar, hard politikalar üretecekti. Biz de yumuşak, soft politikalar üretecektik. Onu biz yapacaktık. Yani çok kötü oldu bu anlamında bir yaklaşımları söz konusu. Bu arada en son olarak şunu söyleyeyim. Bu iki taraf arasındaki anlaşmazlık noktalarında genel olarak Türkiye, Avrupa'nın anlaşmazlık çıkardığı konuların yanında değil, Amerika Birleşik Devletleri'nin savunduğu konuların yanında yer alıyor. Nedeni de büyük ölçüde hem Avrupa Birliği açısından hem de ileride belki NATO açısından da kriz haline dönüşebilecek Kıbrıs konusuyla ilgili. Çünkü NATO'nun tüm üyelerinin Avrupa Birliği üyesi ya da Avrupa Birliği'nin tüm üyelerinin NATO üyesi olması gibi bir beklenti var bazı üye devletlerde, başta Amerika Birleşik Devletleri'nde. Hani Norveç Avrupa Birliği'ne üye olmak istemiyor diye büyük bir üzüntü söz konusu değil. Fakat iki tane sorun var. Bunlardan biri Türkiye NATO üyesi, Avrupa Birliği üyesi değil. Rum tarafı da ya da Kıbrıs Rum tarafı ki resmi adı Kıbrıs. Kıbrıs Avrupa Birliği'ne üye, NATO'ya üye değil. Türkiye diyor ki eş zamanlı olarak ikisi olabilir, benim için bir mahsuru yok. Oysa hem NATO'dan,
NATO'nun Avrupalı üyelerinden gelen bir baskı, hem de Avrupa Birliği'nin içinde Türkiye'ye yönelik olarak, yani herkes NATO'ya üye olsun diyor, bak Amerika da böyle istiyor, bıraktınız o gariban Rumları orada, kala kaldılar, güvenlik şemsiyesinin altında değil, Avrupa'nın da kendi güvenliğini yapacağı yok. Dolayısıyla dışarıda kaldılar, alıversek, yani bir el atıverseniz, bir itiraz etmeseniz şeklinde bir yaklaşımları söz konusu. Ve Türkiye kat'i surette buna onay vermeyeceğini söylüyor. Fakat sözlerimi şöyle bitireyim. Bu anlaşmazlıkta tabii ki Türkiye onay vermiyor. Fakat bütün görüşme ve pazarlıkların bir yerinde yer alan kronik bir soruna dönüşmüş vaziyette. Her seferinde Türkiye bunu Amerika ile birlikte çözüyor. Çözmüyor da, yani işte biraz dozajını düşürüyor diyebiliriz. Ama bir dahaki bir başka görüşmede ya da yeni bir uygulamada ya da yeni bir pazarlık demeyeyim de görüşmede gene bu gündeme geliyor. Ve başka iki konunun birbiriyle pazarlık edilmesine imkan vermeyecek tıkanmalara yol açıyor. Ve Avrupa ile Amerika arasındaki NATO'nun içerisindeki her uzlaşmazlık aslında bir şekilde yol, su, elektrik olarak ne yazık ki Türkiye'ye geri dönüyor. Bu stratejilerin neler olduğu ve özellikle füze savunma sisteminin de bu anlamda ne ifade ettiğini arkadaşlarımız zaten dile getirecekler. Çok teşekkür ediyorum. Benim üzerine duracağım konu 90 sonrasında NATO'nun dönüşümü nasıl oldu? Çünkü NATO 1990'lara kadar soğuk savaş dengeleri içerisinde dönemsel olarak bazı politika ve strateji farklılıklarına gitmekle birlikte temel denklemde çok fazla bir değişiklik olmadı. Ama 90'dan sonra, yani 90'lı yıllara geldiğimizde 89'da Berlin Duvarı'nın yıkılması, 91'de Sovyetler Birliği'nin dağılması, nihayetinde Varşova Paktı denen birimin lağve edilmesi NATO'yu da tartışmalı hale getirdi. Dolayısıyla 90, özellikle 91'den itibaren bugüne nasıl gelindi? Daha sonra zaten 2010 Lisbon Zirvesi var. Ondan sonra da Serhat Hoca bu füze kalkanı ile ilgili konuları açıklayacak. Temel olarak baktığımızda Soğuk Savaş dönemi tabii kendi içerisinde dönemlere ayrılabilir, dönem dönem. Biz tabii 90 sonrasına yoğunlaşacağız. 90 sonrasına baktığımızda kabaca 1990'lı yıllar dediğimiz bir dönem var. Ondan sonra yine bir 11 Eylül sonrasında NATO'nun politikalarında bir farklılaşma var. Ve daha sonra bu politikaların yeniden revize edilmeye başladığı yeni bir dönemi yaşıyoruz. Yani 2010 sonrası, Lisbon Zirvesi sonrası genel olarak baktığımızda. 1990'ların başında genel olarak NATO içerisinde ve dünyada şöyle bir tartışma oldu. Soğuk Savaş bitti, Varşova Paktı dağıldı, lağve edildi. Artık NATO'ya da ihtiyaç kalmadı. Ama zaman içerisinde görüldü ki NATO varlığını devam ettiriyor ve devam ettirmekte de kararlı. Bunun pek çok, NATO'nun varlığını devam etmesi pek çok sebebi sayılabilir ama temel iki unsura dayandığını görüyoruz. Birincisi, NATO sadece bir askeri güvenlik örgütü değil, aynı zamanda batılı değerlerin savunulduğu, işte liberal demokrasi, serbest piyasa ekonomisi vesaire batılı değerlerin savunulduğu bir mekanizma. Bunun kurumsallaşmış hali. Dolayısıyla bu anlamda batı içerisindeki anlayış birliğini yansıtıyor. Ve yine batı dünyası için kurulmuş, yani Kuzey Atlantik Havzası'nda kurulmuş bir güvenlik ve istikrar örgütü. Dolayısıyla 1990 sonrasında ortaya çıkabilecek yeni istikrarsızlıklara karşı bu anlamda müdahale edebilecek başka bir kolektif güvenlik örgütü yok. Tabii yine diğer ana bir konu, NATO konusu gelince çok tartışılır. Mesela NATO içerisinde ABD'nin liderliği. ABD her ne kadar çok perde önüne durmak istemiyorsa da gerek NATO'nun askeri kapasitesi, gerek finansmanı, gerek diğer konularda ABD olmazsa NATO olmaz. Yani dolayısıyla yine değişik seferlerde bu NATO toplantılarına falan katıldığımızda burada işte NATO'nun içerisindeki Amerikan bütçesinin %80'lere kadar dönem dönem vardığını biliyoruz. Yine aynı şekilde NATO içerisinde Amerikan askeri imkan ve kapasiteleri kullanılmadan NATO'nun ortak operasyonlar yapmasında söz konusu olmadığını görüyoruz. Dolayısıyla burada bir ABD'nin tercihi de söz konusu NATO'nun devam etmesi konusunda. Uluslararası örgütlerde sponsor, lider ülke olmadan ve bir örgütün ayakta kalması, uzun süre aktif bir şekilde varlığını devam ettirmesi söz konusu olamıyor. 90'lı yıllara baktığımızda, 90'lı yıllarda NATO askeri bir güvenlik örgütü olarak yine askeri operasyonlarda bulunuyor. Buradaki operasyonların amacı Soğuk Savaş dönemindeki gibi, gerçi Soğuk Savaş döneminde sıcak bir çatışmaya girmedi NATO ama burada nedir? Varşova Paktı'na karşı bir blok olarak duruyordu. Burada daha küçük yerel sorunlar var. İşte bir takım ülkelerin dağılması, iç savaşlar, etnik savaşlar. Dolayısıyla burada insani müdahale
olarak devreye girdiğini görüyoruz. 1995'te Bosna Hersek'e müdahale ediyor, 94-95'te, 99'da Kosova'ya müdahale ediyor. Tabi burada Amerikan politikaların belirleyiciliği var ve yine aynı şekilde burada Avrupa'nın başarısızlığı var. Bu ülkeler Avrupa'nın burnunun dibinde, biz Balkanlar diyoruz ama Güneydoğu Avrupa tanımı da var. Dolayısıyla burnunun dibinde ve Avrupa son derece yetersiz kalıyor ve Amerika burada devreye giriyor ve burada sadece tek başına kendisi devreye girmiyor, NATO'yu devreye sokuyor ve bu şekilde yine Belli Hoca'nın vurguladığı gibi Avrupa içerisindeki anlaşmazlıkları da yine Amerika çözüyor. Yani bunu da NATO aracılığıyla yeri geldiğinde kullanarak yapıyor. Sayın Rektörümüz, değerli konuklar, çok kıymetli meslektaşlarım ve hepsinden önemlisi sevgili öğrencilerimiz. Bu benim Aydın'a ilk gelişim, çok heyecan verici bir an. Şu ana kadar hakikaten yaşadıklarımız çok etkileyici. Bize bu fırsatı sağlayan rektörümüze, İktisadi İdaremler Fakültesi'ne ve özellikle de meslektaşım, arkadaşım Selçuk Hoca'ya çok teşekkür ediyorum. Ben aslında, benim bir prezentasyonum yok, sadece ayakta konuşmak istedim çünkü oturmaktan yoruldum. Biraz da son konuşmacı olmanın dezavantajını avantaja nasıl çevirebilirim diye düşünürken şöyle bir ayağa kalkayım, hem ben etrafı daha iyi göreyim hem de beni daha iyi görürlerse daha iyi dinletme imkanım olur diye düşündüm. Şimdi konuşmama başlamadan önce, benden önce yapılanların bende çağrıştırdığı bir takım şeyler var. Beril Hocam, bu NATO'nun niçin kurulduğunu veciz bir şekilde ifade ederken şeyi kullandı, Rusları dışarıda bırakmak, Amerikalıları içeriye almak, Almanları da aşağıda tutmak. En veciz ifadesi NATO'nun ilk genel sekreteri Lord Ismay'in lafıdır. Keep Russians out, Americans in, Germans down. Aslında bu kadar basit bir amacı vardır NATO'nun kurulduğunda. Dönüp baktığımızda 49 yılında hayata geçmiş bir örgüt, 63 yıl olmuş. Biz Türkiye'nin üyeliğinin 60. yıl dönümünü idrak ettik geçtiğimiz hafta. Çağrı Hocam o zahmetli geçiş, yani giriş sürecini anlattı. Aslında 60 yıla kıyasla 3 yıl %5'ine karşılık geliyor. Ama o 3 yıl kim bilir ne kadar uzun geldi Türkiye'yi yönetenlere. Bu açıdan baktığımızda bugün çok kısa süre gibi gözüken ama o gün Türkiye'yi yönetenlere çok uzun süren, çok zahmetli bir uğraştan sonra girilen bir örgütte 60. üyelik yılını kutlayan bir ülkedeyiz. Ve son dönemde uzun süredir tartışmıyorduk NATO üyeliğini. Bu 60. yıl bir vesile oldu ama 60. yıldan önce füze kalkanı üzerinden NATO konusuna geri döndük biz. O şekilde hatırladık. Nedir diye hatırlamak için kendimize göre nedenlerimiz vardı. Jüpiter füzeleri deneyimini hatırlayanlar oldu. Yani Küba füze krizi sırasında Türkiye'deki füzeler Türkiye'ye danışılmadan Küba'daki Sovyet füzeleriyle takas edildi. Türkiye'nin bundan neden sonra haberi oldu. İttifaka güvenmemek için, hele böyle işlerde güvenmemek için yeterince sebebi olan bir ülkeyiz. Bunu teslim etmek lazım. Ama bu noktaya nasıl geldik? Yani benim temel sorum bu. Ne füze savunma sistemi Türkiye'nin 60 yıllık NATO üyeliğinde hangi noktaya karşılık geliyor, neyi temsil ediyor? Hemen sonra belki boğulurum sürenin sonuna doğru diye en başta söyleyeyim. Aslında 1989 yılında yani Berlin Duvarı'nın yıkılışıyla birlikte başlayan Avrupa Birliği ve NATO'nun Türkiye'de giderek azalan varlığının ve görünürlüğünün artık yeniden artma sürecine girdiğini söyleyebiliriz. Bunun işaretidir bu. Bunun işaret fişeğidir. Yani 89'da Türkiye'deki o üsler ve Türkiye'nin NATO'ya girişinin temel gerekçesini oluşturan Türkiye'nin emlak değeri yeniden gündeme geldi. Farklı bir bağlamda, farklı bir uluslararası konjonktürde biz artık Türkiye'nin coğrafi konumunun ait olduğu ittifak açısından önemli olduğunun bir kez daha teyit edildiğini görüyoruz. Benim sorum Selçuk Hoca'ya, yükselen bir Çin var ve NATO'nun Çin'e dair stratejileri ve konseptleri nelerdir? Ben bunları merak ediyorum. Teşekkürler. 1925 İzmir İktisat Kongresi'nde Gazi Mustafa Kemal'in ekonomik bağımsızlığın önemini kavrayamayanlar sadece zavallılardır sözü hakkındaki düşünceleriniz nelerdir? Belli Hocam. 25 değil, Lozan görüşmeleri devam ediyor. Lozan'daki Türkiye heyeti görüşmeleri kesmiş, geri dönmüş. Çünkü Türkiye'ye Musul'u vermiyor İngilizler. Ve Türkiye'nin Sovyetleşebileceğinden endişe ediyorlar. Çünkü Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra Bolşevik devrimi olmuş. Kurtuluş Savaşı sırasında Atatürk'le Lenin mektuplaşmışlar. Hatta Atatürk biliyorsunuz Komünist Fırkayı kurdurdu. Komünist Parti kurdurdu Türkiye'de. Bundan endişe ediyor Batılılar.
Lozan görüşmeleri kesilince çıkıyor İzmir İktisat Kongresi'nde. Mustafa Kemal diyor ki hiç merak etmeyin, liberal ekonomiyi benimseyeceğiz. Hemen arkasından Amerikalılarla meşhur Chester Demiryolu Projesi anlaşmasını TBMM imzalıyor. Yani Amerikalılara biz demiryolu imtiyazı veriyoruz. Arkasından Lozan'da kapitülasyonlar kaldırılıyor. 1923 Temmuz'unda. Yani 1929 bunalımına kadar Türkiye'nin benimsediği yol serbest ekonomi politikasıdır. 29'da küresel ekonomik krizle beraber Türkiye, İngiltere'nin de yaptığı, Amerika'nın da yaptığı o yeni deal, işte Keynes politikalarına dönüş yaptı ve devletçiliği benimsedi. Ama Atatürk'ün iktisadi politikası hiçbir zaman sosyalist bir politika olmadı. Başlangıçtan itibaren liberal ekonomiyi benimsemişti. Bu yönde de güvenceler verdi. İzmir İktisat Kongresi'nin de Atatürk'ün yaptığı konuşmanın tamamını okuyun. Sadece oradan cımbızla böyle bir paragrafı, bir cümleyi keserek değil. Elbette bağımsızlık önemli, iktisadi bağımsızlık önemli. Bu olmadan siyasi olarak bağımsızlığa imkan yok. Ama bir de oradan bir cümle alıp, işte Atatürk zaten bütün dünyadan Türkiye'yi böyle emperyalist denilen batılı ülkelerden de keserek falan bir yere konumlandırmıştı diye bir takım sonuçlara ulaşan siyasal gruplar var Türkiye'de. Ne ilgisi var? Öbür türlü Türkiye Kuzey Kore'ye, Küba'ya dönerdi. Öyle olmadı. Biz Kurtuluş Savaşı'ndaki düşmanlarımızla, çoğu batılı ülkelerdi bunlar, hemen el sıkıştık savaştan sonra. İngiltere kralı gelip Türkiye'yi ziyaret etmedi mi? Fransa ile Osmanlı borçlarını ödemedik mi? Yunanistan'la el sıkışıp Balkan Paktı içerisinde yer almadık mı? Amerikan Genelkurmay Başkanı gidip Türkiye'yi ziyaret edip Atatürk'te görüşmedi mi? MacArthur'un meşhur görüşmesi. Dolayısıyla Batı dünyası içerisinde Türkiye yer almaya çalıştı başından itibaren. Aslında 11 Eylül sonrasında NATO geleneksel sahası dışına çıktı. Afganistan'a müdahale etti. Afganistan'a müdahaleden rahatsız olan iki büyük devlet vardı. Onlar Rusya ve Çin. Çünkü aslında o dönem çok tartışıldı. Orta Asya'ya üçüncü bir denge geldiği söylendi o zaman için. Rusya ve Çin denkleminde giden Orta Asya'ya bir de ABD, NATO marifetiyle müdahale ederek burada yeni bir denge oluşturmaya çalıştı 10 yıl. Fakat zaman geçtikten sonra şu anlaşıldı ki yani orada kalıcı güçlere göre burada NATO'nun tutunması, iş yapması ve Amerika'nın politikalarını yürütmesi çok kolay olmayacak. Bir de tabii Rusya ve Çin'in çok ciddi dirençleri var. Dolayısıyla bu noktada Amerika biraz daha geri adım attı diyebiliriz. Tabii Çin'e yönelik veya Asya'ya yönelik NATO'nun politikası olabilir mi? Bu tabii NATO'nun ağırlığı Kuzey Atlantik olduğu için çok da alan dışına çıkmayabilir. Yani Libya'ya müdahalesi hemen Avrupa'nın yamacında veya Balkanlar 90'larda Avrupa'nın hemen bitişindeydi. Dolayısıyla Afrika veya işte Orta Doğu bölgesi dışında doğrudan Asya'ya dalacağını pek sanmıyorum. Ama tabii ortaklık ilişkileri var. Mesela özellikle Japonya ile, Avustralya ile bir takım ortaklık ilişkileri var ama bunlar bir noktada kalabilir. Amerika burada işte Başkan Obama'nın işte geçtiğimiz aylarda belirttiği gibi Pasifik topluluğu gibi yani askeri olmasa bile bir takım örgütlenmeler adı altında eğer Çin'i dengelemek istiyorsa bunu yapabilir. Konuşmalarından dolayı değerli hocalarımıza teşekkür ederiz. Kendilerine üniversitemiz teşekkür plaketlerini vermek üzere Valimiz Sayın Kerem Alı ve Rektörümüz Profesör Doktor Sayın Mustafa Birincioğlu'nu sahneye davet ediyorum. Değerli konuklar, konferansımız burada sona ermiştir. Hepinizi dışarıda gerçekleştirecek kokteyl organizasyonuna davet ediyoruz. Katılımlarınız ve katkılarınızdan dolayı hepinize teşekkür ederiz.